Bu videomuzda 1993-1994 sezonunun final haftasındayız. Galatasaray'ın kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği Bursaspor karşılaşmasını paylaşacağız. Ligin son haftasına girerken Sarı Kırmızılar 67 puanla lider, takipçisi Fenerbahçe ise 66 puanla ikinci sırada. Galatasaray Bursaspor'u Ali Sami Yen Stadı'nda ağırlarken Sarı Lacivertliler Karşıyaka'yla deplasmanda karşılaşacak. O sezon Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a kaybeden Cimbom yine bir final maçında hata yapmayıp zafere ulaşmak istiyor. Daha fazla vakit kaybetmeden 15 Mayıs 1994 gününe gidelim. On binlerce sarı kırmızılı taraftarın tribünde yerini aldığı bu karşılaşmayı hakem Hasan Ceylan yönetiyor. İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda muhteşem bir görüntü var değerli seyirciler. 1993-94 futbol mevsiminin şampiyonu bu stattaki sonuçla ortaya çıkacak. Galatasaray'a galibiyet yetiyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için, 1994'ün şampiyon olması için Galatasaray'ın burada puan kaybetmesi lazım. Galatasaray her şeyiyle bir bütün halde İstanbul Ali Sami Yen Stadı muhteşem bir görüntü içerisinde. Her yer sarı kırmızı. Bir gelin gibi süslenmiş İstanbul Ali Sami Yen Stadı. Şu anda Bursaspor ve Galatasaraylılar oynalarında güneşli, güzel bir hava ve muhteşem bir atmosfer var. Bursaspor karşısında 1993-94 mevsiminin son maçına kalede bir Hayrettin, 2 Ştumpf, 3 Bülent, 4 Büyük Yusuf, 5 Falko, 6 Tugay, 7 Arif, 8 Hamza, 9 Hakan, 10 Zuat, 11 Yunk'tan oluşan kadrosuyla çıkıyor. Evet, Galatasaray'ın 11'i görüntüde. Bursaspor kalesini Gançev koruyacak. 2 Ümit, 3 Şaban, 4 Adnan, 5 Fethi, 6 Turan, 7 Vedat, 8 Volkan, 9 Bingel, 10 Şorlot, 11 Tunahan, Nevzat Güzelırmağ'ın sahaya sürdüğü ilk Bursa 11'i böyle sevgili seyirciler. İşte Hasan Ceylan yardımcıları ve tribünlerde gerçekten bugün saatlerce önce tıklım tıklım doldu İstanbul Ali Sami Yen Stadı. Her yer sarı kırmızı. Hasan Ceylan yardımcılarına bakıyor, karşılaşmayı başlatma hazırlığı içerisinde. Ve ilk düdük. Tunahan, Şaban, serbest vuruş Bursa'nın. En sağda Arif top istiyor. Uzun mesafeli top atabilecek mi? Atıyor da. Arif'in pası ceza sahası içerisinde. Elle müdahale itirazı. Şimdi Jung. Oyun devam ediyor. Arif. Suat hareketlendi. Son çizgiye doğru. Suat ceza sahasına gireceği sırada düşürülüyor. Turan'ın yapmış olduğu hareket. Faul ve serbest vuruşu Galatasaray kullanacak. İşte pozisyon. Suat kalktı. Galatasaray'ın orta alan oyuncusu sürpriz golcü olarak hazırlandı bu karşılaşmaya. Orman tarafından topun arkasında Tugay var. Ceza sahasının içerisinde Ştumpf da geldi. Ve şu anda 6 Galatasaraylı oyuncu ceza sahasında. Tugay topu kaldırıyor. Kafayı Hakan vuruyor ve gol! Hakan kafayı vuruyor ve topu alana gönderiyor. Karşılaşmanın 5. dakikası. Tugay kaldırdı. Hakan tamamladı. Ve Galatasaray 1-0'a geçiyor. Hakan'ın golüyle. Tugay'ın ve Hakan'ın büyük sevinci. Galatasaray tribünlerinin büyük sevinci. Hayrettin erken gelen golleri atlıyor. Gol Hakan'dan, dakika 5, Galatasaray 1, Bursaspor 0. Galatasaray'ın golü çeşitli açılardan görüntüye geliyor sevgili seyirciler. Tugay baktı, defansın arasında 6 Galatasaray ile ön tarafa Ştumpf hareketlenince arkadaki boşlukta nefis yükseldi Hakan ve Galatasaray'ı 1-0'a geçiren gol attı Yusuf. Tekrar Yusuf. Sağdan Arif destek veriyor Yusuf'a. Yusuf. Şimdi Jung. Fethi karşısında. Onunla beraber Volkan da o noktada. Orta ceza sahası iniyor Hakan'a. Hakan şut pozisyonunda penaltı. Ceza sahasında Arif'e arkadan yapılan hareket. Penaltı. Hakan nefis bir pasla Arif'i görüyor. Ve Arif arkadan yapılan müdahale penaltı. Hasan Ceylan
penaltı düğünü çalıyor. Maçın 19. dakikası değerli seyirciler. Galatasaray için ikinci gol şansı ve pozisyon görüntüde. İşte bu müdahale ve hakemin kararı penaltı. Bursa sporlu oyuncuların itirazları sonucu değiştirmiyor, değiştiremez. Ve serbest vuruş, penaltı vuruşunu şimdi kullanacak olan Galatasaraylı oyunculardan Tugay topu aldı, öpüyor ve az önceki pozisyon çeşitli açılardan görüntüye geliyor. Hasan Ceylan tam penaltı noktasının olduğu yerde top o beyaza dikildi. Bütün oyuncular toptan 9 metre 15 santim uzağa gitti. Gancev kalesinde, Hayrettin kendi kalesinde arkasını döndü penaltı vuruşunu yapılacağı noktaya. Tugay topun arkasında. Tugay topa geliyor ve topu alır. Hayır, direkten geri geliyor. Sert vuruş direkten geri geldi. Ve Pinger şimdi tehlikeyi uzaklaştırıyor. Sert vurdu. Top üst direkten geri geldi. Önemli bir pozisyondu. Galatasaray adına kaptan Tugay yararlanamadı. Şimdi Tugay bırakıyor Hamza. İki oyuncu var karşısında, kaptırıyor. İşte sert vuruş, çok sert vuruş. Kritik penaltılara imza koyan bu mevsim Tugay bu penaltı vuruşundan sonuç alamadı. Galatasaray 5. dakikada Hakan'ın kafa golüyle 1-0 önde. Hakan'ın olduğu noktaya doğru. Hakan topu göğsüne aldı. Arkadaşlarına baktı. Sağ tarafta Yusuf'a. Yusuf şut durumunda, şut üstten dışarıya. Güzel pastı. İyi gördü Yusuf'u o boşlukta. Yusuf'un vuruşundan sonuç gelmedi. İşte Yusuf'un... Ceza sahasına iniyor top. Kafa. Kale ağzında topu dışarı atıyor Şorlot. Tam kalenin ağzında. Topu dışarı atıyor. Galatasaray savunmasında bir anda boşluk. Görüntüde Şorlot ve pozisyon. Sol tarafa doğru bir pas. İçeride boşluk. O noktaya doğru kafaya gelen, vuran futbolcu Suat. Yusuf sert vuruyor ve top dışarı çıkıyor. Gerçekten Yusuf'un ikinci güzel vuruşu. Az farkla top dışarı çıkıyor. Tunahan'ın pası Şaban. Atak devam ediyor. Ceza sahası Pinger gol pozisyonunda. Şutuna son anda ayak koyuyor Bülent ve çok tehlikeli bir pozisyondu. Bülent ayak koydu ve Pinger'e vurdurmadı. Arif. Bir dirsek, biraz itme. Arif yerde. Serbest vuruşu Galatasaray kullanacak Fethi görüntüde. Az önce Pinger'in yakaladığı ama kullanamadığı pozisyon görüntüye geldi sevgili seyirciler. Tugay Yusuf paslaşmasında Arif'in olduğu noktaya. Arif topu zarı kurtardı. Gol pozisyonu ama iyi vuramıyor. Arif nefis bir hareketle topu kurtarıyor. Ama topu almadaki becerisi vuruşunda yok. Okan oyun alanının kenarında. Orta alandan çok sağlıklı organizadan gelişemiyor. Ve Galatasaraylı oyuncular yüksek bir performans gösteremiyorlar. Böylesine kritik bir karşılaşmada, şampiyonun belli olacağı maçta. Arif. Arif ortası, arka tarafa gol pozisyonu ve gol! Borger Jong topağlara gönderiyor ve skoru 2-0'a getiriyor. Nefis bir orta ve nefis bir zamanlama Jung'dan. Jung gitti, kafayı vurdu, topağlara gönderdi ve Galatasaray ikinci golünü yine bir kafa vuruşuyla buldu. Golün sahibi Roger Jung. Dakika 49. Nefis bir yükseliş ve harika bir kafa vuruşu Jung'dan. Galatasaray şimdi 2-0 önde değerli seyirciler. İşte Jung ve işte açısı dar olmasına rağmen vurduğu kafa. Arif'in ortası da çok güzel, seyrediyoruz. Bir defa daha atacak gör top.
arkasında Arif. Ceza sahası içine doğru geliyordu. Hakan kafayı vuruyor. Kaleci Gençe. Günün başarılı isimlerinden Jung. Suat boş alanda topla buluştu Bülent. Sağına Yusuf geliyor. Kendi gitmeye deniyor. Ve yapılan hareket faul Fethi'den. Sarı kartını ve arkasından da kırmızı kartını gösteriyor Fethi'ye. Daha önce sarısı olan Fethi bu kartla oyun alanının dışında kalıyor. Bursa Spor geride kalan 20 dakikayı 10 kişiyle götürecek değerli seyirciler. Daha önce sarı kart olan Fethi bu hareketinin sonrasında ikinci sarı kartlık bir hareket ki tabii ki ikincisinin rengi kırmızı oluyor kurallara göre. Ve şimdi geride kalan dakikalarda Bursa Spor 10 kişi, flamalar hepsi havada. Çok güzel bir görüntü oluştu. Galatasaray artık karşılaşmanın son saniyelerinde çevredeki binaların üstü sarı kırmızılı bayraklarla ve Galatasaray'ın başarısını bekleyen meraklılarla dolu. 2-0 önde Galatasaray Bursa Spor karşısında. Geçen yıl Türkiye Ligi'nin şampiyonu Galatasaray'dı. Artık son hareketler, son müdahaleler ve Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Şampiyonluğunu resmen ilan etmesine 2,5 dakikalık bir zaman kaldı. Evet, 2-0'lık bir üstünlüğü var Galatasaray'ın. 5. dakikada Hakan'ın kafa golü, 49 Jung'un kafa golü. 2 gol var son ataklar Galatasaray takımında. Topu alan bu gol düşüdü ve son düdük. Hasan Ceylan son düdüğü çalıyor ve Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Değerli seyirciler, İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda 1993-94 futbol mevsiminin şampiyonu Galatasaray. Şu anda futbolcular oyun alanının kenarından bir yer bulmak ve tünele doğru gitmek, kaçmak istiyorlar. Herkes oyun alanının içerisinde. Muhteşem bir tablo var sevgili seyirciler. İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaraylılar bugün 2-0'lık bir... Evet Göklüğü, sendeyiz. Seyirciler, şampiyon takımın teknik direktörü Holman yanımızda. Evet, Holman'a sormak istiyorum. Duygulanıyor. Çok zorlu geçti sezon. Es war ein schwere Saison. Ihre geworden bin mit all dem was ich erreicht habe. Süper bir sezon yaşadık. Çok zorluydu. Kendi hakkımızla maçı kazandık. Şampiyonluk bizim için çok zor geçti. Kendim gene mutluyum yani. Galatasaraylı futbolcuların terlettikleri, ıslattıkları formaları kapabilmenin, alabilmenin heyecanını yaşamak istiyorlar Galatasaray taraftarları. Ve tribünlerde muhteşem Galatasaray taraftarının sarı kırmızılı takıma büyük desteği. Şampiyon takım 30 haftalık zorlu maratonda gerçekten yağmuru oldu, çamuru oldu, zoru oldu, kolay oldu. Ama Türkiye Ligi'nde mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray oldu. Bugün Galatasaray 2-0'lık üstünlük, Hakan ve Jung'un kafa golleriyle 2-0'lık bir üstünlük sağlıyor Bursa Spor'a. Puan kaybetmiyor. Fenerbahçe İzmir'de kazanıyor ama... Bir puan önde giren son haftaya Galatasaray Türkiye 1. Futbol Ligi'nin şampiyonu oluyor. Tam 70 puanla. Evet, Galatasaray 70 puanla 1993-94 futbol mevsiminde Türkiye 1. Futbol Ligi'nin şampiyonu. Evet Sayın Polat, öncelikle tebrik ediyoruz. Muhteşem atmosferde şampiyonluğu yaşıyorsunuz artık. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Gerçekten çok uzun bir maratondu bu sene bizim için. 3 kulvarda koşmak çok zordu. Ama sonunda en azından kupalardan bir tanesini aldığımız için mutluyuz. Ama her zaman söylediğimiz gibi şampiyonluk bizim için bir amaç değil. Şampiyonlar Ligi için bir araçtır. Şimdi esas Şampiyonlar Ligi'ni tekrar düşüneceğiz. Bu arada yani bu şampiyonluk yarışında bize gerçekten büyük bir rekabet veren, yarışı daha zevklendiren, lezzetlendiren Fenerbahçe takımını ve kulübünü kutluyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz sizi. En büyük için bu. Sayın Yalman, öncelikle tebrikler. Büyük rekabette şampiyonluk ipini siz göğüslediniz. Evet, zaten bu ipi göğüsleyeceğimize hep beraber tek vücut olarak inanıyorduk. Seyircimiz, biz, idare heyetimiz ve işte görüyorsunuz şu muhteşem seyirciyle bu gayeye erişmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ve son derece tabii mesudum. İnşallah yeni şampiyonlukları da önümüzdeki sezonda görmek nasip olur. Büyük bir rekabet oldu Fenerbahçe ile aranızda. Onlara bir mesajınız var mı? Onları da, bütün takımları da, Fenerbahçe'yi de candan kutlarım. Spor bence heyecanlı, canlı bir lig oldu. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığından eminim. Şampiyonluğun kahramanlarından Suat yanımızda. Evet Suat, duygularını öğrenebilir miyiz? Aynen. Ha, çok mutluyum.
hak ettik. Sonuna kadar mücadele ettik. Fenerbahçe'de kutluyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Onlar da anlamına hakkıyla ikinci oldular. Fenerbahçe futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum ben de. Evet değerli seyirciler, Adnan Polat'ın büyük sevincisi, büyük coşkusu görüntüye geliyor. Galatasaray As Başkanı Futbol Şube Sorumlusu, Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 1993-94 maratonu Türk futbolunun tarihini yazan kulüplerin büyük mücadelesine sahne oldu. Evet değerli seyirciler, Alp Yalman ve Galatasaraylı futbolcular şu anda bu kupa Alp Yalman bu zaferi getiren futbolcularıyla belki son defa bu kadar onurla, bu kadar gururla konuşuyor ve kupa Kaptan Tugay'ın ellerinde. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kupası ve Galatasaray seyircisinin büyük sevinci sevgili seyirciler. İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray Kaptan Tugay, kupa Tugay'ın ellerinde ve müthiş bir coşku. İşte kupanın sonrasındaki şampiyonluk turu başlıyor. Başta Galatasaray oyuncular, taraftarlar, herkes o kupanın bir tarafından tutmak, o büyük coşkunun içerisinde olma düşüncesi içerisinde. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray 1993-94'ün şampiyonu Rainer Hollmann omuzlarda. Galatasaray'ın teknik direktörü, gidecek miyim, kalacak mıyım tartışmasını kesin olarak bilmiyor. Gideceğine inanıyor, beni istemiyorlar diyor. Ama en sonunda bu kupayı Galatasaray'a ben kazandırdım diyor. Ve omuzlarda onun gururu yaşıyor değerli seyirciler. Evet Tugay, çok mutlusun tabii ki. Bütün herkes gibi. Evet. Yani ben iki haftadır bir insan için yemin ettim ama yine ben saygılı bir insan olduğum için herkes reklamını yapmak için uğraşır ama Fener camiasına, Fener seyircisine, Fener yöneticisine hiçbir lafım yok. Ömer Çavuşoğlu'na sadece bir iki kelimem var. Ben Mehmet Cansu'nun ve Ömer Çavuşoğlu bizim Kayseri maçını seyrederken şımarık bir lafını etti. Ben bunu bir yöneticiye yakıştıramadım. Yani bilmiyorum, Fener yöneticilerinden hiçbirisi böyle bir şey yapmadı ama ben Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Çünkü aramızda çok güzel bir rekabet oldu. Hiçbir zaman kötülük, hiçbir zaman çirkinlik de olmadı. Mutluyuz diyecek bir şey bulamıyoruz. Ben seyircilerimden özür diliyorum, yöneticilerimden özür diliyorum. Penaltı kaçırdım şampiyonluk günde ama çok özür diliyorum hepsinden. Ama yine de mutluyum. Penaltıyı kaçırdığında umutsuzluğa kapıldın mı? Yani şimdi bilmiyorum, dün akşam maçı seyrettiyseniz Deportivo maçını 87. dakikada penaltı kaçıyor. Evet. Yani her futbolcu penaltı kaçırabilir ama oluyor işte bazen şanssızlıklar, fazla stres. İnsan pazartesiden ne olacak diye düşünüyor Bursa maçını. Peki, normal yani kaçınmak. Büyük rekabet Fenerbahçe ile oldu sizin aranızda. Evet. Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe takımına bir mesajın var mı? Bütün hepsi abimiz, büyüklerimiz, arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Türkiye'deki tek Fenerbahçe değil, Beşiktaş, Trabzon, öbür kulüplerimiz de var. Ben bütün hepsine teşekkür ediyorum ama mutluyuz çünkü şampiyon olduk. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman da çirkinlik olmadı. Her zaman fair play günleri geçti. Çirkinlik olmadı en azından ve Fenerbahçe'de tebrik ediyorum. Mutluyuz. Peki biz de sizi tebrik ediyoruz. Teşekkürler Tugay. Ben teşekkür ederim. Gerçekten zorlu sezon oldu artık. Hepimiz duygularınızı öğrenmek istiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Son haftalarda, özellikle son 2 aydır bazı basın kuruluşları çok üzerime geldiler. İnsanız, insan hata da yapabilir. Fakat beni yıpratmak için, moralimi bozmak için, Galatasaray'ı yıkmak için devamlı benim üzerime oynadılar. Ben 4 senedir Galatasaray takımının kalesindeyim ve 4 senede oynamadığım maç sayısı 2 tane. Elimde engelli, sakat sağ olsam, şey de olsam bu kaleyi bırakmamaya çalıştım. Fakat dediğim gibi maalesef bazı basın organları beni devamlı yıpratmaya çalıştılar. Elimden geldiğince gazete okumamaya çalıştım moralim bozulmasın diye. Ama insanız, ne kadar olsa okumasan bile etrafındaki insanlar bunları sana söylüyor. Tabii ki üzülüyordum. Çünkü biz, bu ülkeye bizden fayda var. Bizden fayda var. Ben buna inanıyorum. Bütün taraftarlarımızı da destekliyorum. Bize çok büyük yardımlar oldu. Son maça görüyorsunuz muhteşem bir seyirci. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarlar tribünde stres yaşasa da Galatasaray net bir galibiyetle 10. şampiyonluğuna ulaşıyordu. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Sarı Kırmızılar bu zaferle 1994-1995 sezonunda da ülkemizi Devler Ligi'nde temsil etme hakkı kazanıyordu.